Merhaba arkadaşlar, ben Enes. Yeniden kanaldayız. Beni hatırlayanlar veya yeniden videomu denk gelip "Aa, bu burada video çekmeye devam ediyor" diyenlere selam olsun. Videoyu ilk defa izleyen arkadaşlara da diğer videolarımızı izleyerek kanal hakkında bir bilgi sahibi olabileceğinizi de söylemek istiyorum. İşten güçten dolayı 2 sene oldu, belki 1,5 sene ara verdik. Instagram'da aktiftim ama YouTube'a çok içerik üretemiyordum. Bugün bambaşka ve efsane bir içerikle karşınızdayım. Bu kanalın asıl amacı spor ve sağlıklı yaşam üzerine yapılmış ekstrem aktiviteler içeriyor. İşte bisiklet, koşu, fitness, vücut geliştirme veya işte dağcılık sporları gibi içeriklerimiz mevcut. Yapmış olduğumuz içerikleri siz videolardan öğrenirsiniz. Asıl konumuza geçelim. Konumuz beslenme üzerine olacak bugün. Beslenme ile alakalı çekilmiş YouTube'da zibil kadar video var. Fakat bu bakış açısıyla farklı bir konsepte girmiş olacağız. Belki bu diyet konularında, beslenme uzaktan PT konularında bir çağ açacaktır. Hemen vakit kaybetmeden konuya geçelim. Bugün bir alışveriş yaptık. Yani orta düzeyde bir bütçeyle yapılmış olan basit bir alışveriş. Yani burada brokoliler, şunlar, avokadolar havada uçmuyor. Tamamen düz ayak yapılmış bir alışveriş. Birisi 198 lira, diğeri 403 lira tutan alışverişimizin ürünleri masanın üzerinde duruyor. Toplamda 600 TL'lik bir alışveriş. Peki neler aldık? İşte yeşil mercimeğimiz var. Yeşil mercimek protein açısından güçlü, 100 gram ve 23 gram. Esmer pilav, yani bulgur veya pirinç de olabilir. Yuva sabahları. Tavuğumuz var arkadaşlar yine. Tavuk 4-5 parça aldık ve yumurtamız var. Olmazsa olmazımız. Şimdi asıl konumuz ne? Biz bunları ne yapacağız? Nasıl yiyeceğiz? Nasıl bütçemizi ayarlayacağız da işte belki öğrenci arkadaşlar vardır. O bütçeyle nasıl ay sonuna, hafta sonuna çıkartabiliriz diye düşünebilir. Bununla alakalı hemen vakit kaybetmeden konuya geçelim. ChatGPT'yi açıyorsun arkadaşlar. Oradan yazmanız gereken konu şu. Önce bir selam verin arkadaşlar. Ayıp olmasın, direkt emir vaki olmasın. Deyin ki elimde bir hafta süre için 2 kilo esmer bulgur. Bunların kilolarını hesapladım, ona göre yazıyorum. 3 kilo yeşil mercimek, 2.8 kilo yulaf, 30 yumurta, 3.2 kilo tavuk var. Yani bunu belirttik. İlkokul problem sorusu gibi oldu. 1.78 boyum var, kendim için yazıyorum. O 83 kilo ve 26 yaşındayım. Bana almam gereken makroları, kas kazanımı ve yağ yakımı olmak üzere verilen ürünler ile günlük öğün diyeti yaz. Verilen ürünlerin haricinde başka bir ürün yazma. Yani evimizde bunların dışında bir şey yok. Yani belki varsa bir yağ tuz vardır diyelim. Ona göre, anladın mı? İnce yanı orada. Şimdi tabii arkadaş algılıyor. Ben buraya diyorum ki ben 2 öğün yiyeceğim diyorum. Yani 3 öğün 4 öğün değil. Bu da ne yazmış bana, bak cevap. Ben bunun içeriğini isterseniz aşağı yazabilirim. Anladım. Günlük 2 öğün beslenme tercih ediyorsunuz. Öğünlerinizi daha yoğun ve kalorili hale getirmeniz gerekecek. İşte bu sınırlı öğünlerle hedeflediğiniz karşılaştırmalar aşağıda mevcut. Yani bana kombinasyonlar veriyor. Yani şunu şununla yersin. Ama ben buradan örnek bir tanesine bakıyorum. Birinci öğün sabah. 4 yumurtayı gömeceğiz baba. 4 yumurta, 100 gram yulaf. Sabah öğününü bitirdik. Yani evin yanında da ne varsa, zeytinin, peynirin varsa o da senin karın. İkinci öğüne geçtik. Burada yazmış. 4 yumurtadan 28 gram protein, 24 gram yağ alırsın demiş. Yani aşağı yukarı doğru. 10 gram protein yulafta varmış. 4 gram yağ, 60 gram karbonhidrat varmış. İkinci öğüne geçtik. 400 gram tavuk eti. Yani bu şeyin işte tavuğun 3 tanesini yaklaşık yiyeceksiniz anlamında. Bu 600 gram. Yani 4'te 1, 3'ünü yiyeceksiniz. 80 gram protein alıyoruz oradan. Yağ 16 gram. 200 gram esmer bulgur. Çiğ ölçü. Esmer bulgurdan 6 gram protein, 2 gram yağ, 40 gram karbonhidrat alıyoruz. Sebzelerden de yiyebilirsiniz demiş. Bu plan yaklaşık olarak günlük makro besin ihtiyacını karşılayacak. Protein 118 gram alacaksın, yağ 46 gram alacaksın, karbonhidrat da 100 gram alacaksın diyor. Toplam diyor 1600 ile 1700 kalori arasında diyor besin alacaksın. Peki ben buna sordum, dedim ki abi bu elimdeki ürün bana ne kadar yeter yani aşağı yukarı.
O da demiş ki önleri jurnale getirebilirsiniz, emin olun. Böylelikle günlük makro hedeflerinizi karşılayabilirsiniz. Ancak her iki öğünde de yeterli miktarda sebze, lif içeren gıdalar da yemeniz lazım. Bunu not geçmiş. Ben dedim ki ya abi konuyu fazla uzatma dedim. Bu bize kaç gün yeter? O da bana demiş ki yani hepsini ayrı ayrı belirtmiş. Esmer bulgur demiş. Bu şekilde bir kullanımla demiş. 10 günlük bir stoğun var demiş. Yeşil mercimek de demiş 15 günlük stoğun var. Hani bunu mixliyor tabii. Yulaf da diyor senin diyor 28 günlük stok var. Yulaf bol bol var. Bir ay yeter. Yani şu 4 tane aldığın yulaf sana bir ay yetecek. Yumurta da diyor 7,5. Yani bir hafta sonra diyor bir yumurta daha al diyor. Ve tavuk etinde de 8 günlük. Onu da bir hafta sonra bir tavuk eti alıyorsun. Yani sonuç olarak 8 ile 28 gün arasında senin stoğun var. Abi ne yapıyoruz burada? Hemen 10 gün aşağı olan stokları yaz dedik. Bakalım 10 günden aşağı olan stoklar yumurta. Yumurtayı sen bir hafta sonra alacaksın demiştik sana. Evet, yumurta ve tavuk. Arkadaşlar yani sen eğer yumurtanı ve tavuğunu yenilersen yani haftada bir 40-30'luk yumurta ve bu şekilde set halinde tavuk alırsan seni diyor bu ürünler bir ay boyunca diyor maksimum 28 gün boyunca idare ediyor. Ne yapalım arkadaşlar işte hani ekonomik sorunlardan dolayı böyle yöntemlere başvuruyoruz. Fakat dediğim gibi ben hesapladım, kitapladım. Olabilecek en minimum seviyede beslenme budur. Yani sen şu ürünleri al, karbonhidratlarını temiz yerden al. Yani en azından oradan kâra geç. Tavuk ve yumurtadan devam. Tavuk bazen balık olur, bazen bulabilirsen kırmızı et olur. Yanına da yediğin meyve sebze ürünleri de ek olur. Tatlıdan, şekerden uzak dur. Bu şekilde sporuna devam et. Belki hani bu seni biraz bayabilir her gün bunları mı yiyeceğiz ama şunu işte reçelle, yoğurtla bir şekilde tatlandırabilirsin. Ha burada ben şunu belirtmek istiyorum. Kendisi de özellikle diyor hani sebze yemen lazım veya işte farklı ürünlerden de yemen lazım, mixlemen lazım. Onlar da dediğim gibi elinize geçtikçe yiyin. Bunlar sizin en minimum seviyede almanız gereken makrolar. Unutmayın arkadaşlar. Hepinize bol şans diliyorum. Hepinize hayatta başarılar diliyorum. Videoların devamı gelecek. Lütfen takipte kalın. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bir sakatlık geçirmiştim biliyorsunuz. Ben o sakatlıktan sonra bir 2 yıl, 3 yıl kendimi zor toparladım vesaire. Biraz küçüldük, müçüldük işte. Spor açısından geriledik. Zaten hani ben aman aman bir fitness cedasıyla spor yapmıyorum. Fakat işte yeniden buralardayız. Yeniden sahalara döndük. Desteklerinizi esirgemeyin. Buradan bir de Harun 1455 ile Testo Thailand'a selam söylüyorum. Onların videolarını ben eskiden izliyordum ama şu an sıklıkla karşıma çıkıyor. Ve gerçekten bu spor camiasında fayda katan, dedikodu yapmayan, argo kullanmayan insanlar arasında. Yani arkadaşlar böyle yok ben şunu döverim, sen şunu döversin, sen şu kafalısın, ben bu kafalıyım gibi argovari tavırlarla artık fitness veya spor veya işte sağlıklı yaşamın, beslenmenin dışına çıkıp saçma saçma konulara kayan muhabbetleri yani bu iki arkadaş biraz kendine doğru yontuyor, kendine doğru çekiyor. Bu yönden teşekkür ediyorum. Sheridan Brothers'a yine teşekkür ediyorum bu konuda. Niye bu teşekkürler onlara söylüyorum? Konumuz beslenme ve işte fit yemek gibi işte yapmak istemiyoruz. O da güzel içerikler çekiyor. Ben sadece ufak bir eklenti olsun şeklinde yaptım. Devamı gelen videolarda dediğimiz gibi aynı şekilde dağcılık, kamp, bisiklet olaylarına devam edeceğiz. Ara sıra da bu tarz bilgilendirici videoları atarız. İyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.